Şehrin elektriklerinin kesik olduğu bir gün bir psikopat tarafından kaçırıldın ve bir kulübeye kapatıldın. Camları olmayan bu kulübenin ana kapısı da özel bir kilitle kilitlenmiş ve açılmamakta. Çaresizce odanın köşesine oturup birinin gelmesini bekliyorsun ve bu sırada bir ses duydun. Ve bu ses sana şunu söylemekte. Bodrumda 3 kapı var ve bu kapılardan herhangi birini kullanarak buradan kurtulabilirsin. Aksi takdirde burada sonsuza kadar kalacaksın. Eline aldığın fenerle kapıların bulunduğu bodruma indin ve bu kapılardan birinin ardında seni anında öldürebilecek yüzlerce ve hatta binlerce zehirli akrep bulunduğunu görüyorsun. Diğer kapının ardındaysa bir cellat ve bir elektrikli sandalyenin olduğunu, eğer ki bu kapıyı seçersen bu celladın seni öldüreceğini biliyorsun. Son kapının ardındaysa günlerdir yemek yemeyen bir timsah ailesi olduğunu fark ettin. Peki sen bu kapılardan hangisini seçersen buradan sağlıklı bir şekilde kurtulursun. Süreniz başladı. Tabii ki de cellat ve elektrikli sandalyenin bulunduğu kapıyı seçmelisin. Hatırlarsanız kaçırılırken şehrin elektriklerinin kesik olduğunu söylemiştik. Onu unuttuysan da bodruma inerken eline fener aldığını hatırla. Elektrikler gelmiş olsaydı ışıkları yakarak bodruma inerdin. Ormanlık bir alanın içerisinde bulunan okulun, okulların tatile girmesine yakın bir zamanda camları kırılmıştır. Bu duruma oldukça sinirlenen müdür, camları kırabilecek olan 3 kişiyi odasına çağırmıştır ve onlara kızarak şöyle söyler. ''Ben artık bu camı yaptırmaktan bıktım. Camı yine kim kırdı? Cam kırıldığı sırada siz üçünüz ne yapıyordunuz?'' Bunun üzerine Alper, ''Uyuyakalmışım. Evim de buraya uzak olduğu için okula hemen hemen yeni geldim. Kırılan camla bu sefer benim bir ilgim yok.'' Hamza, ''Susamıştım. Kantinden su alıyordum ve inanmazsanız da kantinciye sorabilirsiniz. Hem de bilirsiniz, okulda herkes beni tanır. Haydarsa, ben de tatile gideceğim Avustralya keşif gezim için kütüphanede Avustralyaca öğreniyordum. Gerçekten bu sefer benim de bu olayla bir ilgim bulunmuyor, demiştir. Peki okulun müdürü bu 3 kişiden birisinin bu camı kırdığını bildiğine göre öğrencilerden hangisine ceza vermeli? Cezayı alacak kişi Haydar'dır. Çünkü Avustralyaca diye bir dil bulunmaz. Ve Avustralyaca İngilizce konuşulmaktadır. Doğum günü partisi yaklaşan Kenan, abisinin kendisine aldığı hediye paketini görmüş ve içerisinde ne olduğunu da çok merak etmiştir. Abisinin evde olmadığı bir gün hediye paketini sakladığı yerden çıkartmış ve daha sonrasında hediye paketini açmıştır. Abisinin kendisine hazırladığı bu hain hediyenin içerisinden çıkan yumruk, Kenan'ın gözünü morartır. Böyle bir hediye ile karşılaşacağını tahmin etmeyen Kenan, bunun öcünü almak için hediyeyi paketlemiş ve tekrardan yerine koymuştur. Akşam olunca eve gelen tüm aile üyeleri, Kenan'ın gözüne ne olduğunu ona sorar. Bunun üzerine Kenan ise, ''Okuldan dönerken birkaç çocuk önümü kesti ve elimdeki şekerleri almak için sol gözüme yumruk attılar. Sonrasında ben gözümle ilgilenirken kaçıp gittiler.'' diye bir açıklama yapmıştır. Ama aile içerisinde hiç kimse buna inanmamıştır. Ve abisi Kenan'a ''Hediyeni açtın değil mi?'' diye sormuştur. Peki neden kimse küçük Kenan'a inanmamıştır ve abisi ''Hediyeyi açtın değil mi?'' diye sormuştur. Bakalım ne kadar dikkatlisiniz. Süreniz başladı. Çünkü Kenan ailesine sol gözüne yumruk attıklarını söylese de Kenan'ın sağ gözü morarmıştır. Yani Kenan bir anlığına hangi gözünün mor olduğunu unutmuştur. Pikachu'nun yer aldığı bu karakterlerden hangisi diğerlerinden farklı? Size verdiğimiz süre başladı. Bakalım kimler kendisine verilen bu süre içerisinde farklı olan Pikachu'yu bulabilecek? Farklı olan Pikachu işte burada. Peki size verdiğimiz bu balıklardan hangisi diğerlerinden farklı? Dikkatli bakmalısınız. Sorularımız giderek zorlaşıyor.
İşte farklı olan balık tam da burada. Farklı olanı bulmaza iyi gibisin. Gözünüzü dört açın. Çünkü size verdiğimiz bu baykuşlardan farklı olanı bulmak sizi fazlasıyla zorlayabilir. İşte farklı olan baykuş burada bulunmakta. Diğerlerinden farklı olan baykuşu kimler bulabildi? Gözlerin yorulmaya başladı mı? Cevabın hayır mı? O zaman size verdiğimiz bu tavuklardan farklı olan tavuğu bizim için bulabilir misiniz? İşte farklı olan tavuk burada. Birisi bu tavuğun tüylerini mi yolmuş acaba? Biraz olsun matematiğinizi test etmeye ne dersiniz? Size vermiş olduğumuz bu denklemlerden hangisi daha büyük değere sahiptir? Tabii ki de ilk sıradaki denklem daha büyük bir değere sahiptir. Yoksa sen 15 ile 7'yi çarparken 15'in önündeki eksiği görmedin mi? Yılın en zorlu fark bulmacalarını çözmeye ne dersiniz? Hadi başlıyoruz. Size verdiğimiz bu araba görsellerindeki fark nerede bulunmakta? Süreniz başladı. Farkı bulmak sizleri zorladıysa videoyu durdurup daha dikkatli inceleyebilirsiniz. Resimler arasındaki fark bu beyaz çizgi. Peki yorulmaya mı başladınız? Umarız cevabınız hayırdır. Çünkü siz ne bulmacalar çözdünüz? Bunlar sizin için ne ki? Yine size vermiş olduğumuz araba görsellerindeki fark nerede bulunmakta? İşte bu görseldeki fark burada bulunmakta. Hadi itiraf edin, uzun bir süre arabayı incelediniz değil mi? Dalmaçyalı karakterlerinin bulunduğu bu görseldeki iki resim arasındaki farkı kimler bulabilir? Bu iki görseldeki tek fark kadının elinde bulunan kitaptır. İtiraf etmeniz gerekir, diğer sorular daha zordu. Size verilmiş olan araba görselinde eksik bir parça bulunmakta. Ve bizim size vermiş olduğumuz bu parçalardan hangisi eksik parçayı doğru bir şekilde tamamlar? Ortadaki parça aradığımız olan eksik parçadır. Peki farklı renklere sahip olan bu hayvanın bulunduğu resimdeki eksik parça size verdiğimiz parçalardan hangisiyle tamamlanır? Eksik olan parça 3. sıradaki parçadır. Peki size vermiş olduğumuz bu görselde kaç küp bulunmakta? 9 mu, 11 mi, 12 mi yoksa 10 mu? Süre başladı. (11) küp bulunmakta. Yoksa sen görünmeyen küpleri saymadın mı? Soruyu biraz daha zorlaştırmaya ne dersiniz? Peki size vermiş olduğumuz bu resimde kaç tane küp bulunmakta? 17 mi, 18 mi, 20 mi, 19 mu? Bu görselde toplam 18 tane küp var. Oldukça kafa karıştırıcıydı, öyle değil mi? Geldik son soruya.
Mutfakta yemek yapan bu aşçılardan hangisi uzaylı? Bakalım kimler verdiğimiz süre içerisinde bu uzaylıyı bulabilecek? Süre başladı. Buradaki uzaylı bu kadındır. Eğer ki bu kadın uzaylı olmasaydı pişirdiği sıcak yemeğin içerisine elini direkt sokamazdı. Bir kaşık yardımıyla yemeği tencereden almalıydı. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.